M.Ö. 9500 civarında, Orta Doğu'da başlayan dönemdir. İlk olarak çanak çömlek yapımıyla başlamıştır. Daha sonra inşaat gelmiştir. Çok iyi barınaklar inşa eden mimarlar bulunuyordu. Hatta insanlar, artık ölüleri için de kabirler inşa etmeye başlamıştı. Bu periyot, Antik Mezopotamya uygarlıkları, Antik Mısır, Roma, Yunanistan ve Bizans İmparatorluğu gibi uygarlıkları içermektedir. Binalarda kolon, heykel, kapı, pencere, resim, kemer ve metal aksamlar kullanılmaya başlanmıştır. Abbasiler, Fas, Fatımiler, Memlükler, Azerbaycan, Türkistan ve Osmanlı İmparatorluğu gibi uygarlıkların bulunduğu bir dönemdir. En önemli eserler, camiler, hisarlar, kabirler ve saraylardır. Afrika mimarisi denilince aklımıza Mısır ve piramitler geliyor. Piramitler sadece Mısır'ın değil, tüm insanlık tarihinin en önemli eserlerindendir. Genelde yapılarda kullandıkları oranları ile tanınırlar. Bütünü oluşturan parçaların her biri arasında oranlar bulunur. Bu mimari dönem, Batı Asya'dan Avrupa'ya kadar uzanmaktadır. Zen ve Balinese sanatlarının, binalarda ve mobilyalarda kullanımı oldukça yaygındır. 16. yüzyılda Avrupalılar, Amerika'ya gitmeden önce gerçekleşen dönemdir. Maya, İnka, Aztek ve Olmek mimarisini kapsar. Binalar arasına yaptıkları uzun yollar ile tanınırlar. Bu sayede ulaşımı oldukça kolay hale getirmişlerdir. Taşa çok iyi şekil verebiliyorlardı. Yaptıkları piramitler ve ilginç kafa heykelleri bunun göstergesidir. Orta Çağ Avrupa'sını ifade eden bu dönem, Roma, Roma öncesi, Gotik ve Rönesans mimarisini kapsar. Genelde din ve militarizmden etkilenen dönemde, kale duvarları, mızraklı kemerler, korkunç heykeller ve sivri tepeli kuleler sıklıkla kullanılmıştır. 16. yüzyılda kâşiflerin başka toprakları keşfetmek istemesiyle başlamıştır. Barok, klasik, yeniden doğuş ve oryantalizm gibi mimarileri kapsar. Estetik kaygısının arttığı dönemdir. Bu dönemde, ilk modern adımlar atılmaya başlanmıştır. Louis Sullivan'ın üzerinde durduğu, fonksiyon özelliğinin önemi artmıştır. Bu dönemde mimarın yaptığı tasarım, amaç olarak tamamen binanın fonksiyonuna hizmet etmeliydi. Mimarinin geldiği son evrede, bölgesellik, postmodernizm ve dekonstrüktivizm ön plana çıkmıştır. Çağdaş mimariden en büyük iki beklenti, sağlamlık ve ekolojik dengeye zarar vermemesidir.